İyi yolculuklar. Efendim, vapurda çarşemiz sohbete biraz sonra başlayacağız. İskele önünde erken gelince malum bekliyoruz. Benim de uzun yıllardır tanışmak istediğim, heyecanla bugünü beklediğim bir isim. Sevgili oyuncu Hakan Yılmaz'la vapurda çarşemiz sohbette olacağız. Program başlamadan. Allah! Efendim, gerçekten böyle bir şey olamaz. Hayatta her şey bir kısmet. Şu bardağı bir gösterir misin? İsmin neydi? Hüseyin. Hüseyin abimiz gerçekten çayı seviyor. Çok. Aramızdaki fark bu şekilde. Evet, doğru. Ben de çok seviyorum ama gerçekten harika bir bardakmış ya. Anca kesiyor. Bekle, bekle. Hoş geldiniz. Geliyorum. Biraz üşüttünüz mü? Biraz üşüme var mı? Yok, biraz hafif. Biraz hafif. Ama şansımız hava güzel. Harika. Efendim, hep iskelelerde buluşurduk. Geçtiğimiz programlarda Kaptan Köşkü'nde sevgili konuklarımızla buluşuyoruz. Bu sefer böyle manzaraya nazır buluşalım istediğimiz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, çok mutluyum burada olmaktan. Biz de kesinlikle. Eyvallah, İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, vapurun sirenleri çalıyor. Vapurda çarşemiz sohbet başlıyor. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Hadi. Alkışla. Evet. Hadi bakalım. Alkışla. Allah Allah. Evet. Efendim, alkışla başladık. Vapurda çarşemiz sohbet bugün sevgili Hakan Yılmaz'ı misafir ediyor. Yolcu konuklarımızla birlikteyiz. Onların bazıları programımızı seyretmek için geldiler. Bazıları gerçekten haremden Sirkeci'ye geçeceklerdi. Hiçbir kabahatleri yoktu. Değil mi? Kusura bakmayın. Sizi yetiştirebilecek miyiz bakalım Sirkeci'ye? İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sizinle çok tanışmayı mutluyum. Uzun yıllardır. Evet. Ben de heyecanla bekliyordum. Hem oyunculuğunuz olsun hem de tiyatro sahnesinde sürdürdüğünüz bu istikrarlı yolculuk, gençlere verdiğiniz değer. Eyvallah. Önemli şeyler gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederim. Valla tek bir mesleğim var, anladığım tek bir iş var. Onu işte sağlığım el verdiği sürece yapmaya çalışıyorum. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kesinlikle. İyi ki geldiniz. Teşekkür efendim, ederim. Tanıtım mideden başlar diyoruz. O yüzden bir simit ikram ediyorum ben. Çok teşekkür Buyurun. Ederim. Sağ olun efendim, çok nice. Vapur simidi başkadır arkadaşlar. Ya. Buyurun efendim. Paylaşmak güzeldir. Değil mi? Güzel şeyleri paylaşmak çok daha çok güzeldir. Çok daha güzeldir. Çok güzelmiş. Buyurun. Afiyet olsun. Şimdi yolcu konuklarımızı tanımadan anne baba ile başlamak isterim. Ben annemin sakin suları yerine babamın fırtınalı denizinde yaşamayı tercih ettim. Siz kendi anne ve baba durumu için ne söylersiniz? Tam tersi aslında. Tam tersi. Annem daha fırtınalı, babam daha sakin bir adam. Karadenizli bir aileyiz biz. Babam daha sakin, az ve öz konuşan bir adam. Yaşı da ilerledi, daha tatlı sohbetler yapabiliyoruz ama... Babamla belli bir yaşa kadar hep bir saygı çerçevesinde yani bizde baba babadır. Yani babamın yanında böyle oturayım da uzanayım da ayak ayak üstüne atayım falan öyle bir durumum benim pek olmamıştır. Ama bu babamın isteği değil, bizim içgüdüsel babamıza gösterdiğimiz saygıdan dolayı. Annemle daha çok sohbet etme, mutfak muhabbetlerimiz olmuştur gençliğimde. Babam ne yapsın? Babam memur adam, sabah çıkıyor, akşam geliyor, zaten yorgun. Annem ev hanımı, annemle daha çok muhabbetlerimiz oldu. Annem daha fırtınalı geliyor bana. babam onu bazen sakinleştiriyor. Çok güzel. Şimdi efendim ilk yolcu konuğumuzu tanıyalım. Sevgili Beyza. Beyza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Meryem, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Sağ ol Beyza. Teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ya izliyorduk zaten ailece. Ben de burada öğrenciyim, okuyorum. Yarı tatilinde ailemin yanına gittiğimde çok severek izliyorlar programı. Sen de hazır İstanbul'da okuyorsun, bir başvur bakalım nasıl falan. Ya. Ve tamamen denk geldi aslında. Bana mı şans? Bugün. Estağfurullah. Ya. Güzel memnun oldu. Memnun musun bana denk geldiğin çok. Için? Çok. Süper, tamam. Empati kurmak sizin mesleğinizin tabii ki de en doğal yönlerinden biri. Yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz duygular hakkında empati kurmanız elbette bir nebze daha kolaydır ama hiç tatmadığınız, hani o duygunun nasıl olduğunu tahmin bile etmediğiniz düşünceler ve duygular hakkında empati kurarken nasıl yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani bayağı zor yerden çok başladık. Evet, ya, çok uzun. Yani tabii aslında bunun cevabı çok uzun uzun ama uzun tabii uzun. Program vaktine de düşünerek daha kısa ve net cevaplar vermeye çalışacağım Beyza. Empati kurmak herkesin yani sadece mesleki olarak değil
İnsan olarak zaten empati kurmamız gerekiyor. Eğer önüme sorduğun soru bir karakterle ilgiliyse, canlandıracağım bir karakterle ilgiliyse ilk önce onun kıyafetini üstüme giymeye çalışıyorum. Onun gibi düşünmeye çalışıyorum. O yüzden bize senaryo geldiği zaman karakter analizi bizim için çok önemli. Yani dümdüz senaryoyu okumak hiçbir işe yaramaz. Biz istiyoruz ki bize senaristin 7-8 sayfa bir karakter analizini versin. Ben okuyayım. Anca öyle empati kurarım diyorum. Ama gerçek hayatta da empati hep kuruyorum. Empati kurmazsam olmaz. Karşı tarafı anlayamam. Bu sefer karşı tarafa haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O yüzden çocuğumla da ilgili empati kuruyorum. Eşimle de ilgili, annemle de ilgili, arkadaşlarımla da ilgili empati kuruyorum ki empati kurmak zorundayız. İnsanız yani. Doğru. Evet, önemli. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Yani şimdi, inşallah tatmin etmiştir cevabım yani. İnsan bazen belli şeylere ulaşmak istiyor. Bu ulaşmak istediği şeylerden biri de aslında çocukken belli bir yaşa ulaşmak da olabiliyor. Ben mesela hani çocukluktan ziyade böyle hani 15-16 yaşına gelmeyi çok beklemişimdir, çok istemişimdir. Sizin böyle beklediğiniz bir yaş olmuş mu? Oldu, 18'i çok bekledim. Hatta kimliğimde 69 doğumluyum ben. Çok kolay onu 8 yapmıştım bir kere. O da bilardo oynamak için. Öyle mi? Evet. Genelde ilk işim ehliyet almak olur. Evet. Yok ya. Hayır. Hemen gidip ehliyetimi alacağım. Hayır, 18 yaşı bekledim. Gerçek anlamda 18 yaşımı bekledim. Ehliyetimi aldım zaten ama 18 yaş altında Fatih'te büyüdüm ben. Balat doğumluyum. O yüzden bu tarihi yarımadada çok vaktim geçti 20 yaşına kadar. Bilardo salonları vardı o zaman. Bilardo oynamak çok istiyordum ama 18 yaşından küçükleri almadıkları için. Yani 3 top bilardo oynamak için. Amerikan da yoktu o zaman. 18'i çok bekledim. Yani. İyi misiniz? 3 top mu Amerikan mı diye soracağım. 3 topçuyum abi. Peki. Çok keyifli bir spor gerçekten. Bilardo biraz... Zeka işi biraz değil mi? Adım düş, sonraki adımı düşünerek, köşeleri, bantları düşünerek yani bir... Algoritması var, onları düşünerek tam bir geometri. Evet, bilardo güzel bir spor. Gençlere de tavsiye ederim. Sevgili Aytekin, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Hakan Bey. Seni de tanımak isteriz. Aytekin Ay, Adıyaman doğumluyum. Adana ve Tarsus'ta büyüdük. 5 yıldır İstanbul'dayız. Hoş geldin. İşte sizi takip ediyoruz. Yaşı cazibe olsun. Teşekkür ederim. Ayrılsak da beraberiz olsun. Zaten bayağı. O ayrılsak da beraberiz bambaşka bir şey. Bir nesli büyüttük. Değil mi? Bambaşka bir şey. Evet, özellikle evet. O çiğ köfte yoğurma sahnesi var bir tane. Muazzamdı. Keşke gerçek hayatta da yoğurabilsem ama yoğrulmuşunu getirdiler bana. Ben de yoğurdum orada. O da güzel, doğru. Şimdi benim size sorum bir projeye başladığınız zaman evet. Nasıl motive oluyorsunuz? Yani arkadaşlarınız ya Hakan sen beceremezsin bu iş olmaz yapmadın mı demesi sizi daha çok motive ediyor yoksa sen bunu başarırsın üstesinden gelirsin demesi mi daha iyi? Hırslandırmalarla bir motive bulan bu durum çok var. Çok beceremezsin diyen arkadaşlarım yok onları da. Ama oturup inanmam gerekiyor ilk önce. Bundan önce oynadığım karakterlere bakıyorum. Onların dışında bir şey yapmaya çalışıyorum. Beni heyecanlandırması gerekiyor. Tabii buna ilk başta inanıyorum ama ondan sonra tek başıma da karar vermiyorum. Menajerim var, yakın dostlarım var, onlara soruyorum. Onlar da evet değişik. Yani senin altından kalkabileceğin bir iş dedikleri zaman da. Ama ilk önce kendime inanıyorum. Ondan sonra işe öyle başlıyorum yani. Evet. İlk önce inanmam lazım. Ben inanacağım ki seyirciyi de inandırayım. Tabii. Çünkü oyunculuk karşı tarafa inandırma sanatı. Evet. Yani inandıramazsanız rol yapıyor olur. O yüzden inandırabileceğim işlerde seçimim biraz daha farklı oluyor. Hayatınız aslında hani iki farklı eşinizden iki kız sözünüz oldu. Öyle. Hayatı boyunca kadınları anlamıyor diyor. Yani tipi öyleymiş gibi Hakan Bey sanki değil mi? Dizilerde bile. Yani şöyle oynadığım karakterlerde... Sonsuza kadar sürecek bir şey. Oynadığım karakterlerde kadın erkek ilişkisinin çok işlendiği işlerde yer aldım. Son işlerde iki kadın arasında kalmış adamları oynadım. İşten gelirken bir şey lazım mı diyen ev adamı. Böyle daha evine bağlı adam var. Ya da buna başkası aşık ama gene öyle. Evine bağlı adamları canlandırdım. Son canlandırdığım işte... evet biraz seyirci bana biraz kızdı ama o da benim oyuncu açgözlüğüm. Eşini aldatan işte 3 tane çocuğu var gidiyor geliyor bilmem ne öyle bir karakter canlandırdım. O benim için değişikti mesela. Dedim ki evet ya bakalım böyle bir adam nasıl bir hayat yaşıyor. Doğru. Çok zor iş.
Zor iş. Oynarken zor iş. Gerçek yani, hayatta buradan sesleniyorum. Aman abi sakın ha. O yüzden diyoruz ki kardeşim bildiğiniz yolda devam edin. Böyle maceralara girmeyin diyoruz. Doğru. Ama tabii hayat bu. Doğru. İnsanın başına ne gelir hiç belli olmaz. Hani bir benzetme olması açısından milattan önce ve milattan sonra diye böyle sizin için ayrılan bir dönem var mıdır? Var tabii çocuklarım. Yani baba olduktan sonra çok daha farklı. Yani baba olmadan önce biraz kendin için yaşıyorsun. İleride çocuk yapacağım, çocuğumun geleceği için bir hayallerin yok. Kendin için yapıyorsun. Mesleki yönden hayallerim var. İşte ne bileyim, doğal rutin akışında bir hayat. Ama çocuk olduktan sonra bir bakıyorsun, ben 33 yaşında baba oldum. Aa, 33 yıl uğraşmışım bir şeyler için ama... Laga luga. Laga luga. Bir canlı var elinde, sana bakıyor. Ve bitmeyecek bir proje. Sen ölene kadar bitmeyecek bir projeye imza atıyorsun. Diyorsun ki önceki 33 yıl sen şöyle kenarda dur. Dur. Yepyeni bir 33 yıllar başlıyor. Evet, artık onun için yaşıyorsunuz. Evet, çocuğum için, çocuklarım için iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Onları da iyi bir insan olmaya aşılıyorum. Biraz daha ağırlık çöküyor insana. Yani çocuklar önemli. Çok önemli. Babalarından peki neler görüyorlar? Mesela hep kazanan bir baba mı, kalbi etse de yola devam eden bir baba mı? Çünkü siz de konservatuara giriyorsunuz, başaramıyorsunuz ama sonrasında devam ediyorsunuz. Önemli olan kazanmak değil aslında. Her zaman kazanamazsınız. Ben üniversitedeyken şöyle yapardım mesela. Sınavlarda düşük not alırdım hep. Ama sınav soruları açıklanınca bütün soruları öğrenirdim. Mezun olduğumuzda bütün sınavlardan AA bilendi. Zaten ben de bilirdim onun cevabını. Ama sorular kadar bilirdim. Demek ki hoca bunu öğrenmemizi istiyor derdim mi? Kötü alsam da öğrenirdim. Yani devam etmek önemli. Değil mi? Hep kazanarak yaşayamazsınız. O zaman kaybetmezseniz kazanmanın keyfini de yaşayamazsınız. Yani hep kazanan bir adam kazanmanın anlamını bilmez. Kaybedecek ki. Biraz dizlerinin üstüne düşeceksin ki kalkmayı bileceksin. Peki nasıl kalkacaksınız mesela? Efendim? Böldüm ama. Nasıl kalkacaksınız mesela? Hani düştünüz, o sizi daha derine çukura çekmesindense daha ileriye taşıyacak, o ilk adımı nasıl atacaksınız? Mesela? İlk adımı her zaman atacaksın. Ölmüyorsan atacak gücün vardır senin. Biz doğduğumuz andan itibaren, yaşamak için mücadele. Tek başına da yapamıyor. Birileri ona bakıyor bir 50 bir yaşa kadar, yürüyene kadar. Yani hayvanlar da öyle değil. Doğuyor. 15 dakika sonra kalkıyor, yürüyor, gidiyor. Düştün mü kalkmayı bileceksin. Herkes kendi ortamına, kendi yaşam standartına göre düşüyor ve kalkıyor. Ama yine kendi kalkıyor. Kendi kalkacak tabii. Mutlaka sağdan soldan destekler olacak ama sen kendin ayakta duramazsan hiçbir şeyi başaramazsın. Önce insanın kendisine inanması tabii lazım. Kendinin farkında olman gerekiyor, kendini bilmen gerekiyor. Doğru. Kendine dürüst olmak zordur. Arada kendine dürüst olacaksın. Kesinlikle. Yani yapacak bir şey yok. Kafanı yastığa koyduğun zaman kendinle baş başasın. Evet, bu benim hatamdır diyebileceksin. Yani mutlaka yanında olan yatan insanın bile, eşinin bile, arkadaşının bile düşüncesini bilemezsin gözünü kapattığın zaman. Doğru. Değil mi Aytekin? Şu anda bunlar ne geçiyor hiç bilmiyorum. Siz anlatıyorsunuz. Kendimden paha biçiyorum. Kendini doğru bilirse yani, faydalı olabilir. İnsan bazı şeyleri kendine itiraf edemiyor zaten. Bunları itiraf edebilmek önemli. İşte en önemlisi o. Kendine dürüst olursan. Evet. Asıl en büyük empati o zaten. Kesinlikle. Aynen empati yapmak önemli. Şu anda vapurdayız. Hani mekanlar, evler, insan hayatında iz bırakan şeyler oluyor. Bazen mekanlar insanın hayatını biçimlendiriyor. Bazen de biz insanlar o mekanı biçimlendiriyoruz. O yüzden ben de çocukluğumdan bu zamana geçirdiğim mekanları önemserim. Çünkü kişiliğimi o mekanlara borçluyum. İnsanın doğduğu yer şekillendiriyor. Vapurda 8 yıldır vapurdayız. Burası da bizi şekillendiriyor galiba. Bizim burayı şekillendirdik bilemiyorum ama. Çok güzel, çok sıcak bir ortam ve çok güzel bir fikir bunu vapurda yapmak. Hem de seyircilerle, haberi olan ve olmayan seyircilerle bunu yapmak çok daha sıcak, çok güzel. Çocukluğumdan beri vapur benim hep hayatımda vardı. Balat'ta kaçak binerdik. Yani. Tabii ki. Yani kaçak binerdik yani. Ama kaçak binerdik çocukken. Doğru. Çocukken kaçak binerdik. Otobüslere de kaçak binerdik. 14-15 yaşındayız yani. Doğru. Annemden habersiz evden çıkıp vapura binerdik. Şimdi şu anda benim çocuğum benden habersiz gidecek bir şey yapacak. Canım sıkılır. Doğru. Ya düşün böyle bir çocukluk geçirmişiz. Ama o zaman daha sokaklarda daha rahat dolaşabiliyorduk benim gençliğimde. Vapurlara çok kaçak bindik, karşıya gittik geldik. Ama tabii kaçak binmeyin. Evet, artık kameralar var. O zaman kamera yok. Şimdi kaçak binen herkesi görüyorlar arkadaşlar. İnsan kendi ömrüne bir şeyleri biçebiliyor, bir şeyleri sığdırmaya çalışıyor ama çok fazla şey yapmak isteyince bu yapmalar tabii nedir?
sorusu önemli ama ömrümden fazla ideallerim var. Vehbi Koç'un kızlarından sevgili Suna Kıraç'ın kitabının da ismi aynı zamanda. O da kendi söylüyordu. Sevgili Rıdvan Akar kaleme almış editörlüğünde. Ömrümden uzun ideallerim var der misiniz? Tabii ki herkesin idealleri var. Ben ama ilk başta mesleki olarak ideallerimi söylüyorum. Mesela benim çocuklarım bilmiyorum fikirleri değişir mi ileride ama işte oyuncu olmak istiyoruz diyorlar. Onlardaki o heyecanı görünce ben de diyorum ki inşallah bir gün hani çocuklarımla beraber sahneye çıkarım. Sahnede onlarla beraber bir eser sergilerim. Mesela en büyük idealim bu. Ama yarın öbür gün onlar baba ben oyuncu olmayacağım, gastronomi okuyacağım, aşçı olacağım derse önündeki yemeği yemek o da benim bir idealim. Yani çocuklarımla ilgili birçok idealim. Mesleki olarak zaten ideallerimi ben yerine getiriyorum. Memnun olmadığım bir işi yapmama gibi bir lüksüm var çok şükür ki. Beğendiğim işi yapıyorum. Beğendiğim, beni heyecanlandıran işleri yapıyorum. Bu da bana ideallerime ulaştırıyor. Başka onun dışında büyük büyük ideallerim yok yani. Çocuktan konu açılmışken. Şimdi teknoloji hayatımızda bazen bazı şeyleri hızlandırdığı için bazı duyguları yok ediyor. Mesela benim hissettiğim, uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım, hasret kalmışım. Ama görüntülü aradı beni. Yani ben aylar sonra mesela onu hani göreceğim, aa değişmişsin falan ama telefonda gördüm, iki gün sonra görüştük. Anladın mı? Yani görmeseydim daha iyi olabilirdi. Çünkü kucaklaşırken hani o belki aylar sonraki heyecanla, o özlemle ona sarılacaktım. Teknoloji bazen böyle şeyleri engelleyebiliyor. Yani. Engelledi, bazen, bitirdi. Değil mi? Tabii tabii. Ultrason diye bir şey var. Eskiden yokmuş mesela. Ben şimdi çocuğum yok ama hani ben istemem herhalde diyorum. O an olsun yani. Ama dayanamıyorsun işte, baktırıyorsun. Yani doğana kadar bilmiyorlar ne olacağını. Doğu dürüst alışveriş bile yapmıyorlarmış eskiden. Yapmıyorlar. Hatta şimdi, yanlış alışverişler oluyor. Yanlış alışverişler oluyor. Böyle. Başkalarına veriyorlar. Ama şimdi teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe de aynen senin dediğin gibi araya bir soğukluk giriyor. Giriyor şimdi. Buradan görüntü. Sarılmak kadar, omzuna vurmak kadar güzel bir şey var mı yani? Benim annemler Bodrum'da yaşıyor. 5 ay görmedim ama 5 ay her gün telefonda görüştük. Ama geçenlerde gittim. O anne kokusunu almak, o sarılmak. Doğru, yani doğru. O teknoloji bir yere kadar. Kesinlikle. Uzaklaştırıyor bizi bazı sıcak duygulardan. Kesinlikle. Ya öyle ama öyle uzaklaştırıyor bazen bizi sıcak duygulardan. Doğru. Teknoloji yapacak doğru. Bir şey yok. Hakan Bey, yeni yolcular geliyor. Çaylar sizden mi? Çaylar benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, Hakan Bey çayını şekersiz içiyormuş. Evet, şekersiz içiyoruz. Soğuttunuz, yeni çaylar giriyor. İçeriz. Hani anlattınız ya, gerek rollerinizden gerek kızlarınızdan hayatımızın da en önemli bir kısmı tabii ki sevgi diye. Sizce sevmek bakarken kıyamamak mı yoksa bakmaya doyamamak mı? Şairane bir soru. Nilgün Bodur gibi, yemin ediyorum. Bir dakika. Sevmek bakarken ne? Yani ne? Bakarken kıyamamak mı yoksa bakmaya doyamamak mı? Bakarken kıyamamak mı, bakmaya doyamamak mı? Kızlarınızı vallahi sevmeye kıyamaz mısınız yoksa böyle karşıma geçsin seyredeyim göreyim? Aman yani dokunamadıktan sonra bak nereye kadar? Ben mesela şimdi büyük kız biraz daha şey ya, büyüdü ya yani. Gel kızım bir öpeyim falan. Şimdi ben seni yani biz niye çocuk sahibi olduk? Doğru. Yani senin 15 yaşında, 16 yaşında. Ya sen 16 yaşında, biz de aynı durmuyoruz. Biz de büyüyoruz. Aradaki yer kapanmıyor. Sen benim için hala çocuksun. Ben seni öpmek, sıkıştırmak istiyorum. Doğru. Diyorum. Sakalım batıyor, bıyığım batıyor. Ya sağ olun, çok güzel. O yüzden bakmaya da dokunmaya da karşı değilim ben sevdiğine. Yoksa bak dokunamadıktan sonra ona geçer gider yani. O yüzden ben teması çok seviyorum. Arkadaşlarımda da öyle yani, teması seviyorum, dokunmak. Az önce konuştuğumuz gibi, evet, yani buradan cep telefonundan konuş nereye kadar? Sarılmak, göz göze, şu göz göze mesafe. Kesinlikle. O göz teması çok güzel. Bakmaya da sevmeye de doyamıyorum yani. Hiç dokunmak güzel bir şey. Seviyorum. Sevgi insanıyım biraz. Sevgi arzusuyum. Şimdi enteresan bir şey, TRT'deyiz efendim. Hakan Bey'in de aslında macerası 88'lerde falandır. Yani not almışım. Evet. Sevgili Hakan Bey'in de macerası 1988 yılında, o zaman bir diziyle bir programla başlıyor. Ya şöyle, hem bir yandan çocuk tiyatrosu yapıyordum. Bir yandan da dans ediyordum. Bir dans ettiğim bir dönem vardı benim, böyle 80'lerin sonunda askere gidene kadar. 87 ile
89-90 arası. Şimdi hala yine iyi dans ediyor gibi misiniz? Yani enerjik zaten vapura koşarak geldi. Kaçıracaktım da o yüzden. Son anda geldim. Vapur sizi almadan gitmez bence. Gitmez. Dans ettiğim dönemlerde o zaman 18 yaşındaydım. Pazar 88'de program vardı. Ulus'ta çekiliyordu. Canlı yayın. Mustafa Yolaşan sunuyordu. Pazar 88 ve 89'da. Oraya gelen konukların arkasında dans eden 3 kişilik, 4 kişilik bir ekiptik biz. Ama asıl TRT'de profesyonel olarak 99 yılında Ayrılsak'la Beraberiz de başladım. Ve 5 yıl TRT'de çok güzel bir şey imza attık. Ve seyircinin beni gerçek anlamda tanıması, işte o çocuk bu çocuktan Hakan'a geçmesi, Hakan Yılmaz olarak tanıması 99'da. Bu da 20 yıl olmuş. 20 yıl olmuş. İnsan haliyle hayat ayrılıyor da. Tekrar kavuşuyordu ama ayrılsak da beraber olduğunuz neler var gerçekten kalbinizde? Ayrılsak da beraberiz derken işte benim annemler uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Kardeşlerim falan orada. Ayrıyız aslında. Fiziken ayrıyız. Ya İstanbul'da belki iki günde bir görüşüyorduk ama son bir yıldır, bir buçuk yıldır biraz daha ayrıyız. Ama kalbimiz hep aynı. ayrılamıyoruz. Aytekin gel. Aytekin sende iyi malzeme var. Bende var. Bende saklı çok şey var. Yahşi Cazibe'de Sezai Aydın'ın canlandırdığı bir karakter var. Üç şeyi sevmeyen. Aynen. Ben diyor üç şeyi sevmem ama sürekli değiştiriyor bu üç şeyi. Sizde evet. De var mı üç şey? Riyakarlığı çok sevmem. Evet. Yalandan, riyadan pek hoşlanmıyorum. Ben çok düz bir adamım. Ben her şeyi takır takır söyleyen, duygularını açık açık da belli eden bir insanım. O yüzden dürüstlük benim için en başta geliyor. Dürüst olsun en herkes. En önemlisi o zaten. Ben de ona dürüst olayım. Kavgaya gerek yok. Herkes doğru. Duygularını söylesin. Şimdi insan hayatı içerisinde tabii bu temellerle hareket etmek istiyor ama bir görüş ayrılığı oluyor yani. Olur tabii ya. Görüş ayrılığı herkes de olacak. Ortak noktada ulaşmak. En sık nerede karşınıza çıkıyor bu görüş ayrılığı durumu? Görüş ayrılığı durumu büyük kızımla yaşıyorum mesela bazen. Beni hiç anlamıyorsun. Anlamamam gibi bir şey yok. Ben seni çok iyi anlıyorum ama görüşlerimiz ayrı diyorum. Fikirlerimiz. Ona biraz yaklaşmaya çalışıyorum. Onu biraz bana yaklaştırmaya çalışıyorum. Mesleki olarak da arkadaşlarım oluyor. Onları da konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Görüş ayrılığı olacak ki tartışma ortamı çıksın. Aynen. Ortak bir noktada buluşalım. Herkes aynı görüşte olacak diye bir şey tabii yok. Tabii ki yani. İnsan kendi düşüncelerini aktarabilmek ve onu savunabilmesi çok önemli. Gayet, bunu saygıyla karşılayabilmek önemli. Tabii. Senin fikrin farklı, senin görüşün farklı diye o yapmaya gerek hiç yok gerek. Yani. Evet. Doğru. Mutlaka ortak bir yerde buluşur insanlar. Doğru. Yani insanların birbiriyle geçinmeye niyeti kestirip olsun deriz yani. Ya. Görüş... Mutlaka bir yerde buluşursun. Doğru. Kestirip atmak çok doğru. Kötü. Karşınızdaki insanların cesaretleri neyle ölçersiniz? Ya da cesaretli insan sizin için değerli midir? Cesaret yeni fikirdir benim için. Hmm. Yani fikirler cesarettir. Yani bir yerden çıkıp atlamak, zıplamak, bungee jumping yapmak cesaret değil. Ben de yaptım yamaç paraşütü bilmem ne. O ilk atlayana kadar ondan sonra alışıyorsun. Ama fikir, fikir şu anda en değerli şey dünyada. Ve cesaretliyseniz ve yeni fikirleriniz varsa ve bunları da hayata geçirebiliyorsanız bence cesaret odur ya. Gölgesini görünce korktuğunuz birileri oldu mu? Gölgesini görünce hani korktum. Hani var ya gölgesini gördüm korktum kaçtım durum. Babaannemden korkardım. Öyle mi? Babaannemle altlı üstlü otururduk böyle. Tabii ki yaşlı kadın çok gürültü yaptığımız zaman tam Karadeniz kadınıydı. O lehçeye o şiveye de hakimdi. Babaannemi bazen gördüğümüz zaman kardeşler olarak falan böyle bir tırsardık diye yani, korkardık. Karadeniz insanının ortak özelliği. Ben de Karadeniz, Trabzonluyum. Benim babaannem de aynı. Yani insanın bir... destura giresi oluyor. Bir titretiyorlar. Evet. Küçükken titretiyorlar. Şimdi hayatın içinde hepimiz bazen heyecanlıyız. Koşuşturma içindeyiz ama sabredenlerin müjdesi cennettir diye olan o söze inanırım yani. Sabretmenin değeri önemli bir şey. Sabır önemli bir şey yani. Beklemek işte o yüzden. Yani o yüzden işte hemen her şey olsun. Hemen ödülünü alayım. Olmaz yani. Sabır insanı geliştirir. O dayanma gücü. Sabredeceksin, sabredeceksin. İstediğin şeye mutlaka ulaşırsın. Doğru. Ebru'nuz nasıl? Sizin bir Ebru'nuz var. Ebru'nuz, Ebru Cündübeyoğlu. Cündübeyoğlu, harika. Ebru'cum benim, canım benim. Çok Ebru bir kere benim çok yakın arkadaşım, çok iyi dostum. Ve aynı sahnede olmak çok mutlu ediyor beni. Çünkü bakışarak gözlerimizle her şeyi anlaşabiliyoruz. Geçmişten gelen arkadaşımızdan ve uzun süre birlikte... sahneye çıkmaktan ve dizilerde oynamaktan artık böyle birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ne ki. Ne güzel. Sahnede beni kardeş çok rahatlatan kardeş gibi ve her zaman
arkama bakmadan kendimi bırakabileceğim bir insan. O beni tutar, ben de onu tutarım, biliyorum. Şimdi yani beraber tiyatro oyunundasınız. Çok keyifli. Devam çok ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Seni de bekliyoruz ilk İnşallah. Başta. Ekibin bir kısmı geldi. Evet. Ama sıra sende. Ben de efendim iyileşir iyileşmez katılmak bekliyorum. İsterim tabii. Güzel oyunumuz var. Ölün bizi ayırana dek. Karı koca sabah uyanıyorlar evde bir cesetle. Sadece bu kadarını söyleyeyim ki ondan sonra spoiler olur. Ve bu cesedin üzerinden evliliklerini, ilişkilerini tartışıyorlar. Sürprizi var sonunda. Sonu iyi. Sonu da güzel. Güzel. Herkes memnun ayrılıyor. Ne güzel. Güzel. Salonumuz doluyor. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Biz çok da turne yapıyoruz ki her yere tiyatro ulaştırmak istiyoruz. Yani Artvin'den valla Van'a kadar falan gidiyoruz işte. Her yerde 6 tane 7 tane ile gitmemişiz. İnşallah onları da yanında yakında İnşallah. Tamamlayacağız. Türkiye'nin her yerine gittik. Doğru. Yolcularımız ayrılıyor bu arada. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İyi günler diyorum. Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne güzel ya. Çok güzel bir format. Bravo arkadaşlar. Sağ olun. Tebrik ederim. Ya vapurda çay simit sohbete devam ediyoruz. Tabii doğallık kadar güzel bir şey yok. Evet. Güzel. Bizim için de öyle gerçekten. Yine böyle Balat'tan bahsettiniz, çocukluğunuzun burada geçtiğinden bahsettiniz. Böyle aklınıza geldiğinde içinizi ısıtan, sizi o günlere götüren bir çocukluk anınız var mı? Ramazanlarda çok güzel olurdu. Gece sahura kadar. Tabii ki çocuğuz daha, 14-15 yaşındayız. Yani hevesle oruç tutuyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama yani bizim tuttuğumuz oruç bazen yapardık. Doğru. Ya çocukken çok komikti. Gece sahura kalkardık, niyetlenmezdim. Sabah duruma bakayım da derdim. Çocuk haklı tabii. Ha, tabii. Sabah duruma göre bakardım. Hadi öğlene kadar da niyetlenmeyeyim falan. Öğlen bir de karnım acıp yemek yedim. Annem derdi ki oğlum sen oruç tutmuyorsun. Anne niyetlenmedim derdim. Yani şimdi düşünüyorum da bak anlatırken aklımı kaçırırım mesela. Boğaz'da Beşiktaş'tan biz denize girerdik. Ve Boğaz'ın ortasına kadar yüzerdik. Orada dubaların üstüne çıkıp dinlenirdi. Çok güzel. Yani şimdi Deniz böyle bir şey yapsa Allah'ım çıldır. Annemin bundan tabii ki haberi yok yani. Belki de şimdi izlerse öğrenecek yani. Şu anda olmuş olabilir yani. Yaramaz bir çocuktu. Ama çocuk gibi çocukluk yaşadım. Sevgili Hakan Bey, tabii programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir hediyemiz var tabii. Ay, ne olabilir? Bilmem ne olabilir. Her konumuza hediye ettiğimiz bir şey değil. Altı üstü bir limon. Aa, harika. Süper hocam. Buyurun. Güzel, çok teşekkür ederim. Ama hediyemiz tabii ben muzurluk peşinde olduğum için sevgili seyirciler limon sıkacağım. Hocam, bak şimdi biz bunu çocukken bunu sokuyordu adam buraya. Bak yemin ederim saatlerce su çıkıyordu. Yani bir limondan bu ne kadar çıkabilir? Aldım ben bundan aldım biliyorum. Çocuktum o zaman böyle 17-18 yaşında. Anneme götürdüm. Anne dedim bak dedim limona dedim sokuyorsun. Acayip su çıkıyor. Abi limona sok, bir damla sok. Şimdi bu limonu da deneyeceğim. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz evet. Arkadaşlar. Harika bir şey ama. Yapacağım. Oo bunu, şimdi teknolojilermiş böyle kapağı mapağı. Hayatım şimdi teknolojilermiş. Abi harika bir şey oldu bu. Hazrede bekliyor. Bu öyle değildi ben. Öyle ağzı da yoktu böyle. Küçücük bir şeydi. Bir sıkıyordu böyle hop bir bardak doluyordu. İnanamaz. İllüzyon gibi bir şey bir limondan. Bu kadar çıkar mı? Ama bak bunda da çıktı. Ay bu çok güzel bir şeymiş. Ya büyük bir nostalji yaşattınız bana yemin ne ediyorum. Ne demek ya? Vallahi harikaymış. Evet. Limon alır mıydınız? Saçımı da sürelim. Olur eskiden sürerdik limon ya. Doğru. Efendim buyurun. Ay teşekkür ederim. Vapurda çay simit sohbette. Bakın arkadaşlar lafını kesin. Bak. Görüyor musun? Bak. Sıktın mı limonun suyunu çıkartacaksın. Limon alır mısın çayına biraz? Tabii buyurun. Tabii. Taze. Hakan Bey'den. Evet. Limon isteyen var mı çayınızda? Ben de alayım. Ne demek? Vay be. Gel hayatım. Teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek? Limon bu. İster misin limoncum limon? Evet. Bunu çok güzel. Teşekkür ederim Hakan abi. Vallahi harikaymış. Harika. Çok güzel. Bunu alacağım değil mi? Bizi hatırlayın. Ay hatırlarım vallahi çok güzel bir şeymiş o. Harika. Hoşuma gitti. Yani çocukluğumdan beri görmediğim bir aparat. Doğru aparat. Şimdi vapurda çay simit sohbette tabii limon sıkacağıyla uğurlamak olmaz deyip. Evet hocam. Galatasaray gemimize ait burada hazırladığımız İstanbul Galatasaray gemisinin orijinal. Aa öyle mi? Evet. Tamam çok güzel. Hemen içime giymek istiyorum bunu. Tesadüf oldu. Evet.
Fenerbahçe'lisiniz ama Fenerbahçeli mi olsun ama Galatasaray'da güzide takımlarımızdan biri. Bu geminin adı Galatasaray. Yani semt isimleri ve evet, şeyler çok verildiği güzel, için. Harika. Gemilere. Güzel. Ama şu şekilde takılıyor. Tamam, ver bakayım ama. Evet. Süper. Tamam, çok güzel. İyi olması evet, lazım. Evet, burada ışığı da var. Işığı da var. Oo, düdüğü de var. Düdüğü de var. Çok güzel. Bunu çektik mi herhalde buradan? Işığı aynen, mı yanıyor? O bir kere mahsus, sonra şey olmayabilir. Ha, sonra, acil evet, durumda olabilir. Evet, tamam. Şu anda batmadığımıza göre açmaya da gerek yok. Evet. Titanic'te oynamak ister miydiniz evet, Hakan Bey? Çok uzun film. Sonunu biliyorum. Titanic'te. Yani bilmiyorum. Daha bitirmiyoruz tabii. Kaptan evet, Köşkü'ne uğrayacağız. Hakan Bey'e fotoğraf makinalarımızdan birini vereceğiz ki askerlik dönemlerinde uzun zamanlar fotoğrafçılık yaptınız değil mi? Fotoğrafçılık yaptım. Yani o fotoğrafçılık yapmak da tabii ki fotoğrafçı diye gitmedim ben oraya. Yani başka bir meslek, garson olarak gittim oraya. Beni bir komutanım vardı. Aranızda fotoğraf çekmekten anlayan var mı dediklerinde bu benim için bir dönüm noktası oldu. Birçok komutanın fotoğrafını yaktım. Rütbe törenindeki fotoğraflarını yaktım. Birçok komutanın rütbe töreninde fotoğrafı yok. Hep benim yüzümden. Buradan af diliyorum hepsinden. Ama yapacak bir şey yok. Neden yaktınız? Ha? Nasıl oldu yani? Takarken diyafram şeyi takılmış. Ben diyaframı kısıyorum zannediyorum ama hep diyafram açık çekmişim bütün fotoğrafları. Yoklar. Evet, 30 Ağustos rütbe töreninde. O zaman herkes rütbe aldı ve hiçbirinin fotoğrafı yok. 89 yılında rütbe alan birçok komutanın fotoğrafını yaktım. Bu güzel anıyla buradaki sohbetimizi çok teşekkür noktalandırıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok keyif aldım. Biz de aynı çok şekilde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle eyvallah, güle olsun inşallah. Eyvallah. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hakan Yılmaz diyoruz. Çay ile geliyoruz. Merhaba efendim. Çayımla geldim. Kaptan. Merhaba. Burada gemiye kalkış yapıyor değil mi? Kalkış yapacağız şimdi. Ha öyle mi? Şu an kalkış yapacağız. O son yolcularımızı alıyoruz. Evet. Onlar da geldi. Bir kamera mamera var mı? Geriyi meriyi görüyor musun? Şimdi hani böyle dikiz aynası gibi bir şey yok tabii yani. Hani. Arabalı vapurlarda enteresan güzel bir şey var. İki tane kaptan köşkü var. Evet. Bir bu tarafa bakan var. Arabaların yönü yönlerini yer değiştirmesin diye buradan doluyor bu taraftan. Şimdi siz buradan kalkıp diğer tarafa mı gideceksiniz? Tabii. İki öyle köşk, mi? Evet. Biz istedik bir köşk, verdi Allah iki köşk. Aynen kadar. Kafada küçüktür benim ama. Yolduk ya. Çok güzel. Arkadaşlar rotamız harem. Harem'e gidiyoruz. Buradan çay mı söylüyoruz? Evet. Sen de diyoruz, araya alacaklar. Sen de, hadi. Aldı mı? Buyurun, diğer tarafı aldı mı? Tabii. Tamam, iyi, süper. Tamam. Abi siz önden bir bakın da. Vallahi gemi kalktı Hakan Bey. Vallahi kalktı abi. Şapka yakıştı. Gemi durmuyor, şapka da yakıştı. Kalktı inşallah. Diğer limana sağ salim gideriz arkadaşlar. Ama tabii ki her şey benim elimde. Neyse. Biraz kurcalamakta da tabii ki arkadaşlar fayda var. Gördüğünüz gibi radarımız. Şu anda radar. Eminönü açıklarındayız. Kişisel kullanıma uygun değildir yazıyor. Evet. Yani kafanıza göre kullanmayın diyor. Sevgili Hakan Yılmaz'a unutamayacağı bir an yaşatmak adına sireni çaldıralım isterim ben. Siren kaptan nerede? Da diğer köşke geçmişken. Siren nerede acaba? Sirene bakalım abi. Ben... Bu cam silici. Siren burada. Siren. Ha şu mu? Evet, onu bir kere böyle kuvvetli çekiyoruz. Oo. Çok güzel. Bir daha yaptım. Allah, şimdi hani kaptanın köşküne girip yaramazlık yapan iki çocuk gibi olduk. Evet, kaptan köşkünde ilk defa siren çaldım arkadaşlar. Evet. Güzel bir an bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Çocukluğumdan beri bindiğim, kullandığım arabalı vapura farklı bir anlam kattığınız için çok teşekkür ederim. Ne iyi ettim de geldim. Hakan Yılmaz. Kaçırdığınız tüm bölümler, kamera arkasında yaşanan sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.